Efendim Son Baskı'dan mutlu geceler diliyoruz. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerinizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumaya çalışacağız. Ama öncesinde günün özetlerine bakacağız efendim. Özetlerimizin ardından da canlı yayın konuklarımız olacak. İş insanı Evren Sesli ve gazeteci yazar Ekrem Katı bizlerle birlikte olacak efendim. Bugün İzmir'de gerçekleşen Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nı konuşacağız. 5 gün boyunca orada çok güzel bir fuar gerçekleştirildi. O fuarın ayrıntıları neler, nasıl geçti, bunları konuşacağız efendim. Ama öncesinde özetlerimiz. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Elazığ'da yapılan deprem konutlarına değindi. Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da tarihinin en büyük deprem dönüşümünü başlattıklarını vurgulayarak Elazığ'da 23.677 konut yaptıklarını söyledi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi'nin işbirliğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu. Öte yandan Keban Nimri Dağı'nda da 1000 fidan toprakla buluştu efendim. Bugün Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesi hakikaten çok güzel görüntülere sahne etti, tanıklık etti. Orada hem Elazığlı vatandaşlar hem MİN protokolü hem Fırat Üniversitesi'nin hem yerli hem yabancı öğrencileri binlerce fidanı toprakla buluşturdular. Biliyorsunuz Fırat Üniversitesi'nin master planı içerisinde artık Harput yerleşkesi var. Fırat Üniversitesi'nde bundan sonra herhangi bir bina yapıldığı zaman yıllar önce o Harput yerleşkesi, Malatya yolu Kesiköprü bölgesindeki yerleşke Fırat Üniversitesi'ne tahsis edilmiş. Bundan sonra Fırat Üniversitesi'nde de herhangi bir yeni bir bina yapıldığında artık Harput yerleşkesine yapılacak ve master plan içerisinde de Malatya yolundaki araç gürültüsünü engellemek, dersliklerle fakülte arasındaki bir koridor oluşturmak amacıyla o koridora bugün 23 bin fidan dikildi. Bunun 12 bin tanesi, efendim 12 bin tanesi meyve ağacından oluştu. Meyve ağaçları dikildi efendim. Belki de Elazığ'da ilk defa bu kadar fazla meyve ağacı dikildi. Peki neler dikildi? Badem dikildi, ceviz dikildi, dut dikildi ve alıç ağacı dikildi efendim. 12 bin meyve ağacı, toplamda 23 bin fidan bugün Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesinde toprakla buluştu. Orası önemli efendim, çünkü Elazığ şehir merkezine baktığınızda tek yeşil alan Fırat Üniversitesi'nin alanı görüyorsunuz. Gelecek yıllarda da herhalde tek yeşil alana ek olarak bir de Harput yerleşkesi olacak. Birazdan orada başta Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman olmak üzere yapılan konuşmaların da ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Efendim şehrin kuzey-güney aksını rahatlatacak ve havalimanı ile çevre yolu bağlantısını kolaylaştıracak olan yeni bulvarda çalışmalar tamamlandı. Birazdan o bulvara da bakacağız. Nasıl olduğunu ekranlarınıza getireceğiz efendim dakikalar sonra. AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu gençlerle bir araya geldi. Ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Türk Cumhuriyeti İş Forumu'na katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, toplantıda Türk dünyası ile olan karşılıklı işbirliği ve ticaretin artırılması hususunda önemli adımların atıldığının altını çizdi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Hankendi mevkiinde yapılacak olan Elazığ Polis Mesleki Eğitim Merkezi inşaatının da yapım sözleşmesi imzalandı. Birazdan bakacağız efendim. Özetlerimiz böyleydi. Son Baskı başlıyor. Efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe görüşmelerinde Elazığ'da yapılan deprem konutları ile ilgili bir konuşma yaptı. Bakan Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da tarihinin en büyük deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek Elazığ'da 23.677 konut yaptıklarını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bütçe sunumunda 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depremine de yer verdi. Deprem sonrası yükselen TOKİ konutlarına değinen kurum,
Elazığ ve Malatya'da tarihin en büyük deprem dönüşümünü başlattıklarını vurguladı. Değerli milletvekilleri, 2020 yılında milletimizi yasa boğan Elazığ depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da tarihin en büyük deprem dönüşümünü başlattı. TOKİ ile depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ'da 23.677 konut ve 2.515 köy evi, Malatya'da 6.287 konut ve 1.555 köy evi yapıyoruz. Bir yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık. Efendim son baskı canlı yayınımıza devam ediyoruz. Bu bölümde konumuz İzmir'de yaklaşık 4 gün boyunca gerçekleşen ve İzmirlilerin çok ciddi anlamda ziyaret ettiği, İzmir'de Ege bölgesinde yaşayan Elazığlıların çok ciddi anlamda ziyaret ettikleri Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nı konuşacağız. 4 gün boyunca orada neler yapıldı, nasıl çalışmalar yürütüldü? Oraya gelen, hadi Elazığlılar zaten memnun kalır da, Elazığlı olmayan vatandaşlar bu fuardan memnun kaldı mı? Onları konuşacağız efendim. Canlı yayın konuklarımız gazeteci yazar Ekrem Katı ve iş insanı Evren Sesli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. 4 gün boyunca, aslında öncesinde de var zaten ama 4 gün boyunca İzmir'de Elazığ tanıttınız ve çok güzel bir etkinliğe, çok güzel bir programa imza attınız orada. Ve burada Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Necdet Ak ve ekibinde çok ciddi katkı ve destekleri oldu. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Nasıl geçti fuar? Vallahi tek kelimeyle muhteşemdi. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Aynen öyle. Evet. Evren Bey anlatsın detayları. Sizden de belki bir kelime alabiliriz yani son ayrıntılara. İlk önce Ankara'da başlamıştık bilirsiniz. Evet. Ankara'yı bitirdikten sonra İzmir'den çok yoğun bir talep geldi. Zaten 2011 yılında Necat Bey halen daha üzerinden 10 yıl geçtiği halde o bölgede halen daha konuşuluyor. Biz de işte İzmir'den yoğun bir talep gelince Necat abiye dedik ki, hocamla birlikte abi dedik yapmalıyız. Hayır dedi. Bizim gelmemiz lazım. Ege'nin incisi bizi bekliyor. Hayır dedi. Zamanı var. Bu kadar kısa sürede olmaz. Velhasıl kelam tabii kendisini ikna ettik bazı hususlarda. Tamam dedi. Hadi yapalım dedi o zaman madem öyle. Bir ay gibi bir zaman vardı. Değil mi hocam aşağı yukarı? Evet. Bir ay da belki kalmamıştı. Yani güvendi bize, inandı. Biz de kendisine bunu fazlasıyla ispatladık. İzmir, yani hani İzmir'de şu vardır. Orada Basmane'de İzmir köken olarak fuar açısından çok önemli bir yere sahip. Yani 80'lerde, 90'larda ünlü sanatçıların çıktığı İzmir denince akla gelen ilk fuardır. Oraya gelen mesela eski kuşağı dinliyorum etkinlik sürecinde. Ya diyor ki o günlerden sonra 80'lerden 90'lardan sonra İzmir olalı ilk defa böyle nezih bir organizasyonla karşılaştı. Evet. Hakikaten çok güzel. Yani bizim bu tür fuarlarda Elazığ'ın kültürünü, Elazığ'ın lezzetlerini tanıtmamız ki ayrıca yani Elazığ Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar da Elazığ'ın yöresel ürünlerini, yöresel musikisini, harput musikisini orada seslendi. Kuşbaşı ayrıca ekibini göndermişlerdi. 4 gün boyunca bizle beraberlerdi. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani mükemmel geçti. Kürsübaşı ekibi hiç sahneden inmedi. Günde 5-6 saat çaldılar. Yoruldum demediler. Buradan belediye başkanımıza, kültür müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel. Sadece Kürsübaşı değil, Elazığlı sanatçılarımız tabii, da. Tabii. Hepsini götürdük. Onlara sırayla. Tabii tabii. Gerçekten orada yani adeta mini bir Elazığ yaşatıldı. Evet, yani hem musikisiyle, hem kültürüyle, hem lezzetleriyle. Ki burada en önemli olan bence lezzet. Burada belki birazdan ayrıntılarına gireriz ama bu turizmsel açıdan özellikle. Nasıl buldu vatandaşlar? Yani orada şimdi bir kere Elazığlı zaten hani o eyvallah geliyor. Evet. Memleketin havasını yaşıyor ama Elazığlı olmayanlar özellikle. Yani gelenlerin %80'i 90'ı yabancıydı zaten Elazığlı o kadar. Çok güzel bir şey o. Hepsi de memnun kaldı. İşte Elazığ'a tur düzenleyin gelelim. Elazığ'ı merak ediyoruz. Bu kadar güzel bir şehir mi? Görsellerle işte devamlı anlattık. Valinin yapmış olduğu görseller vardı 12 CD'lik. Biz onları devamlı döndürdük. Hiç kapatmadık. Sürekli döndü. Müzik olduğu zaman da o görüntü arkadaydı.
müzik olmadığı zaman da sesli veriyorduk. Onlara anlatıyordu işte ağın leblebisi nasıl yapılır, Kapalı Çarşı nasıl, işte Keban Barajı'dır, işte kanyonlardır, böyle her şeyi anlattık. İnsanlar saatlerce oturdu onu izledi. Evet. Kalkmadılar tabii, yani. Tabii, evet. Bir de o videolar da hakikaten evet, teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Müdürüne. Kısa evet. Yani çok sıkmıyor çok da etkili, çok evet. Musikisiyle müzikle de evet. Çok uyumlu. Seslendirmesi çok güzel, evet. Görüntüler çok güzel. Yani harika bir şey. Birer dakikalık ama o kadar güzel evet. Hazırlanmış ki. Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Ahmet Demirdağ. Evet, kesinlikle öyle. Nasıl Elazığ'da olmayanlar neler söyledi Evren Bey? Ya şunu mesela hep gözlemliyorum. Mesela diyor ki benim babam veya benim annem veya ailem biz sene 80'lerde benim babam Elazığ'da hakimdi. Benim çocukluk yıllarımdı ve Elazığ'a gelme şansım olmadı. Siz bana burada Elazığ'ı yaşattınız. Salçalı köfteyi hep merak ederdim. Elazığ'da salçalı köfteniz var. Çocuktuk, kavuşamamıştık, hani belki görmedi. Biz ilk defa salçalı köfteyi götürdük bir organizasyona. Çünkü buradaki köfteci arkadaşların iş yoğunluğundan gelemiyorlardı. Başardık, bir arkadaşımızı ikna ettik, götürdük salçalı köfte. Var mıydı hocam? Bir 100 metre kuyruk vardı. Kuyruk sadece, yani salçalı köfteye salçalı ulaşmak köfte için. Peynir ekmek yapabildiniz mi? İki fırın. Onda da aynı kuyruk vardı. İki fırın olmasına da aynı rağmen şekilde. Aynı kuyruk vardı yani. Yani sırrından tutun. Çünkü şey durumu var, yani hadi salçalı köfte falan neyse de, yani Elazığlı olmayanlar peynirle şekerin hiç böyle uyum içerisinde olamayacağını, çok aykırı ürünler olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle evet. Ama yani şeydi, çok etkiliydi mesela insanlar. Şimdi düşünün, ben 100 metre bir kuyruğu görsem iki defa düşünürüm. Beklesek bir dert, beklemesek bir dert. Hasretsin ve bekliyordu insanlar. Yabancılar da bekliyordu. Değil, yabancılar da bekliyordu. Hı-hı. Merak ediyorlardı. Bu nasıl bir şey, bu kadar kuyruk var diye. Evet. Gerçekten önemli. Şimdi bu tür fuarlarda, şimdi ben hemen hemen İzmir'de, bu sonki değil ondan önceki, İzmir'deki tanıtım günleri dışında Elazığ'la ilgili hem Ankara'da hem İstanbul'da yapılan tüm tanıtım günlerine katıldım. Ve evet. Buralardaki en büyük problem bir, Elazığlı olmayan esnafların gelip Elazığ'ın olmayan ürünleri Elazığ'ın ürünlerimiş gibi tanıtmak. İşte burada işte Trabzon'un ekmeğinden tutun da Erzurum'un çağ kebabına kadar bir sürü ürün sanki Elazığ'ın ürünüymüş gibi gelip oralarda satıldı. Evet. İki, fiyatların pahalı olması. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Böyle bir durum yaşadık mı? Biz öncesinde hocamla zaten şöyle kolları sıvadığımız zaman dedim ki abi bizden önce Bitlis günleri var. Yani bir hafta önce. Gel gidelim orayı bir gözlemleyelim dedik. Yani gittik Bitlis günlerini gezerken bakıyorsun Malatya'nın kayısısı orada. Sol tarafta Erzurum cağ kebabı. Diğer şöyle doğu istikametine bakıyorsun. Büryancı. Yani etkinliğin içerisinde düşünün bir İskender kebabının girdiğini. Evet. Hani Bursa'ya ait. Sonra döndük ki de biz kesinlikle yabancı esnaf almayacağız. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk başaran il biz olduk. Bu yani tarihin hani tozlu sayfalarına geçti artık. Elazığlılar yabancı esnafı almadı. Bakın İstoç'tan telefon alıyorum İstanbul'dan. Ankara Gimat'tan telefon alıyorum. Ya sizin Elazığ günleri varmış. Biz de gelebilir miyiz? Peynirciyiz, biz sucukçuyuz vesaire vesaire. Hayır kardeşim, biz kabul etmiyoruz. Gelemezsiniz. Çünkü bizim ürünlerimiz çok çok değerli. Bizim gayemiz, sancımız zaten bu ürünlerin kalitesini bozdurmamak. Hani bu kalitede bütün dünyaya tanıtabilmek. Onun için ciddi rakamlar teklif etseler dahi paranın hiçbir önemi yok. Siz bizim memleketimize zarar veremezsiniz. Elazığ esnafını götürdük. Evet, çok güzel bir şey. Evet, bir tane tabii. Ağrılı pazar gibi günde aradı yarım saat. Ya benim sattığım diyor, ya bal başka bir şey değil, bunun yöresi mi olur diyor. Dedim ki olmaz. Hayır. Yarım olmadı. Saat konuştuk. Balla olur yani, herhalde. Yağın balın yöresi oluyor hemen hemen. Kesinlikle oluyor. Kimse bilmez yani nereden evet. geldiğini. Evet. Dedi ki en sonunda sizi tebrik ediyorum. Gerçekten yabancı esnaf almıyorsanız tebrik ediyorum. Yarım saat beni ikna edemedi. Ne güzel. Çünkü bunu yaşadık. Keşke böyle olsaydı. Belki hocam kültürel bölümüyle ilgilendiği için hani ben bir tacir sıfatıyla İstanbul'da şunu gördüm. Ya bu tabii ensantaneye baktım, karşıma bir yağcı geldi. Alttan bakıyorum bizle alakası yok. Üstten bakıyorum bizle alakası yok. Çünkü bizim tezgah
Yani düzeni bile anlaşılır yani. Aynen. Anlaşılır yani. Elazığ'dan götürdüğümüz kovalar bile birdir veya ne bileyim ambalajımız bile bellidir. O günün şartlarında yıl 2017 miydi, 2018 miydi? Biraz halen daha yorgunluğu atlatamadım İzmir'in vermiş olduğu. Bizim işletmemizde fiyat vermemde sakınca yok değil mi? Geçmiş gün. Tabii. Örneğin tereyağı 50 liraydı. Hı hı. Bu vatandaş da karşımıza kurdu. O da 50 lira koydu. Bizimle aynı. Hani şey, pazara hakim olmaya çalışıyor. İnanır mısınız ne oldu biliyor musunuz? Bu tür etkinlikler 4 gün. Dördüncü gün 4 kilo tereyağı 50 lira oldu. 1 kilodan şey düştü yani, çıktı. Evet. Niye patates satıyor çünkü? Niye patates satıyor? Ya satmıyor ki. Vatandaşın alması da düşündürücü. Yani hadi tamam biz işi biliyoruz, bu durumların farkındayız. Vatandaş da 4 kilonun 50 lira olmayacağının farkında olması lazım. Ha her pahalı ürün kaliteli mi? Bu da ayrı tartışılır bir konu. Fakat bunları yaşadık ya, şeyde de yaşadık mesela, sucukta da yaşadık yıllar önce. Çünkü aslında sorun şu, eskiden biz Elazığ esnafını götüremiyorduk. Elazığ esnafı kapalı kutuydu. Hani kabuğunun dışına çıkamıyordu bir türlü. Zamanla anlattık, gelin kardeşim gitmeliyiz, anlatmalıyız, tanıtmalıyız. Çünkü eski yaralarımız var. Belli başlı ürünlerimize örnek kayısı sahip çıkamadık. Veya ne bileyim tam ağın leblebisi elden gidecekken hamlemizi yaptık, kurtardık. Son anda o da böyle. Son anda. Kurtuldu. Evet, son anda. Veya şu anda dut kurusu tehlikede mesela. Yapıldı gerçi hamle. Sonucunu bekliyoruz. İyi olacak inşallah ya. Yani bırakmamaya çalışıyoruz. Niye böyle hep sona bırakıyoruz biz bu işte tescil işlemi? Elazığ'ın huyu. Nesil değişti. Nesil değişti, jenerasyon değişti ve dünya da değişti. Şimdi biz bir ucundan tuttuk Furkan Bey. Ne olacak? 10 sene sonra bizler artık yorulacağız. Aynı gücü taşıyamayız. Bu imkansız. Yeni nesile bırakmamız lazım. Yani ben 45'inde Allah ömür verse, 45'inde 50'sinde yeni nesile bırakırsam, düşünün yeni bir cep telefonu çıkıyor. Hemen kavrayamıyoruz artık. Diyorsun ki bir gence, ya sevgili Furkan bunu bana bir göstersene. Veya Ahmet bunu göstersene, bir ben artık almıyor. Yoruluyorsun, bir de pratiğine gidiyorsun artık için. Yeni nesile devretmemiz lazım abi. Gel biz burada kaldık, al sen şu bayrağı yürüt. Koltukta oturup hiçbir şey yapmadan memleketi yerinde saydıracağıma, pilim bittiyse kalkarım yenisi gelsin ki sistem yürüsün abi. Sizde pek o özellik yok herhalde yani. Evet. Biraz önce en az 90 yaş, 80 yaş bekleniyor bazı. Evet, maalesef o koltuğa oturduk. Evet. Biraz evet. Önce Evren Bey, Necdet abi ikna etme olayı. Şeyi kaçırdı. Elazığ esnafının ortak bir karar alıp işte aracı kullanmadan, organizatör kullanmadan gideceğini öğrenince ikna oldu. Necdet abi o yönden yani bize her türlü kapıyı açtı. Necdet abi olsun, genel sekreter Musa Zengin olsun, eski dernek başkanımız Enver Ulucan olsun. Etkinlik boyunca bize her türlü desteği sağladılar. Buradan onlara döne döne teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten o da önemli. Evet. Evet. Tabii o yani destek olmasa. Evet. Olsun, giden memlekette, giden yerde yani bir, iyi bir yönetim yoksa. Evet. İşte onlar da oradan Elazığ'ı düşünüyorlar. Diyorlar niye yabancı gelsin? Yani bir organizatöre niye para kazandıralım? Bizim esnafımız kazansın. Bu sefer bizim esnafımız kazandı. Evet. Öyle yapıldıysa. Evet, öyle yapıldı. Güzel bir durum. İnşallah bunda da zaten hani gelen görüntüler de onu gösteriyordu yani. Görüntüler çok iyiydi. Hakikaten yani abartı mıdır bilmiyorum ama dediler 400-500 bin insan ziyaretçi gelmiş. 4 günde mükemmel bir ziyaretçi akınına uğradık. Yani istatistiklere göre evet, 400 bin, 500 bin civarında. Tabii geçti, bitirdik artık bunu sağ salim. Ama biz buna tabii ki Furkan Bey, gerçi hocam kültürel açıdan Ekrem Bey, yani çok şey yaşadı, çok şey yaşattı bu şehire ve çok şey kattı. Tecrübesinden faydalandım. Ben zaten öğrencisiydim ama... İlk defa birlikte böyle bir şeye kalkıştık ve biz buna çıraklık eserimiz dedik. Bu bizim çıraklık eserimiz. Sonra
Akşam otururken kendisiyle otelimizde dedi ki bu bizim çıraklık eserimiz. Ben ustalığımızı düşünemiyorum. İnşallah İstanbul'da tabi tarihi şu anda vermek uygun olmaz ama yakın tarihte İstanbul'a çıkıyoruz, evet. Yakın tarihte konutları teslim edeceğiz. Yakın tarihte. Yok, biz tarih verelim o zaman. Yakın tarih ne zaman? Bana göre bir yıl. Bir yıl, iki yıl. Yok, doğru. Bir ay. İçerisinde. Evet. Evet, bir ay içerisinde. Evet. Ya bunun için aslında çok. Tabii olgunlaşsın. Sözleşme imzalanmadı. Yani söz alın. Yarın imzalanacak. Evet. Yok, Maltepe'de. Maltepe. Yarın imzalanacak. Çünkü oradaki derneğimizin de söz hakkı olduğu için açıklamayı onlar yaparlarsa daha uygun olur tabii ki. Neticede şimdi orada da onlarla bir işbirliği içerisindeyiz. Kiminle çalışacağız diye soracak olursanız kıymetli bir isimle Ömer Bey'le birlikteyiz orada. Evet, Ömer İşmeli Beyefendi ile birlikteyiz. Cumartesi akşamı uçuşumuz var. Pazar günü nasip olursa toplantı yapıp şu an alanda mevcut Erzurum günleri miydi hocam? Bilmiyorum. Çok emin değiliz ama şu... Maltepe bölgesinde bu arada orada çok Elazığlı tabii, var. Maltepe, Kartal, fazla, evet. Evet, işte Bostanlı vesaire o kayıtlı bölge. Kayıtlı TÜİK verilerine Pendik. Göre 200 bin diyebilir miyiz? Hocam İstanbul. 2018 180 bindi. Bunu gayet iyi biliyorum. Yaklaşık 200 bin. Bunların Avrupa yakasındaki en yoğun yaşadıkları yer Merter bölgesi. Evet. Ve Anadolu yakasında da Maltepe, Kartal. Pendik, Kartal bölgesi. Evet. Gerçekten çok Elazığlı var. Evet, şu an işte hem pazar yerinde etkinlik alanında artık hangi ilin tanıtım günü varsa bugün başlamıştır zaten. Çünkü Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Biz de zaten 4 gün gideceğiz. Yerindeyiz, araştırıp yerinde fizibilitemizi yapıp iyi sonuçlar alacağımıza hangi inanıyoruz. Hangi günler olacak dediniz? Perşembe, Cuma, Cumartesi, hafta Pazar. Hafta sonunda kapsıyor. Evet, anladım, kesinlikle. 9-10. Çünkü İstanbul için hafta sonu çok önemli yani. Tabii. Burada... Bizim tek korkumuz var. Yağmur İzleyenlerden falan. Evet, dua istiyoruz. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü İstanbul'a yağmur yağdı mı her şey duruyor, duruyor abi. Evet, evet, her şey duruyor. Bir kere şeyde denk gelmiştik İstanbul'da Fesane'de bir yağmurlu bir tanıtım günlerine. Hı-hı. Hakikaten biraz sıkıntı oluyordu yani. Evet. Gelen evet. Zor bela yani. O da tabii. Yani çok uzun yoldan geldik zaten. İçeri dışarı çıkamıyor dışarı. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir konu daha var çok önemli. Mesela sosyal medyada yazıyorlar. Hani Maltepe ya, şahıs Avrupa yakasında, Zeytinburnu'nda. Ya diyor ki biz oraya nasıl geleceğiz? Ben de şey diyorum hani... Anlatayım mı? Nereden işte metroya binecekler. Oradan yani, metroda Sütlü Çeşme'de inecekler. Onlar bizden daha iyi. çok samimi oldum bir müşterimde. Ya dedim ki Ayşe Hanım yapmayın dedim. Biz Elazığ'dan geliyoruz. Tabii biz 1200 kilometre yol geleceğiz. Sen 60 kilometre gelmiyorsun. Güldü, dedi geliriz inşallah. Öyle kapattık, bekliyoruz şeyden. Tabii. Yok şey çok öyle. Oluyor hakikaten. Tabii, başta tabii. Böyle ya nasıl gidelim falan durum oluyor ama mesela Yeni Kapı'daki etkinliği ta Pendik'ten Tuzla'dan gelen Elazığlılar vardı yani. Yeter ki değil, siz gelin, biz geliriz yani. Şeyde de İzmir'de de öyleydi. Çevre illerden evet, çok çevre gelin. Öyle var mıydı çevre illerden? Çok çektik. Vardı. Kuşadası'ndan, Bodrum'dan, Aydın, Didim. Yani ben Muğla, Fethiye... Hani Kaş'a doğru biraz daha aşağıda kalıyor ya Antalya. Oradan bile gelenlere biz şahit olduk. Yani kolay artık her şey aslında. Biniyorsun aracına. Bir de hafta sonuna denk getiriyor. Ya diyor gittiğimiz bir yerde yani, gezeyim falan. Ya da evet. İşte bu bölgeye gidip bir gezeyim. Değişiklik olur diyor. Hemşerilerimi görün biraz Elazığ havası alırım diyor. Kesinlikle. Ankara'da Emeksem Pazarı'nda olmuştu hatırlarsanız. Ortalama 40 gün falan oldu büyük ihtimal. Biz İstanbul'dan gelenleri de gördük Ankara'ya. Evet. Çok güzel. Yani 3-5 saat geliyorsun bir şekilde, keyfe keder. Evet, Karşıyaka Belediye Başkanı'yla Narlıdere Belediye Başkanı çok beğendi ki iki sefer geldiler. Öyle mi? Evet. Tabii. Yani bir belediye başkanının geldiler, böyle... Bir yani Bey'le beraber geldiler. Çünkü oradaki ilçe belediye başkanları bizim evet. İl belediye başkanımız. Yani ilçe nüfusu da çok yoğun olduğu ben için. Ben Karşıyaka Belediye Başkanı'nı yolcu ederken dedim başkan hakkını helal et, seni çok yorduk dedi. Valla böyle güzel bir etkinlik yapmışsınız. Ben size teşekkür ederim yani bizi buraya... Ya boşuna getirmemişsiniz. O kadar güzel olmuş ki çok mutlu olduk dediler. Onlar da memnun etmişsek. Çünkü bu şunu da beraberinde getirir. Bir daha yapmak istediğiniz zaman o belediye başkanının yanına gidildiğinde adam der ki ben size işte geçen bedava vermiştim. Evet. Üstüne şimdi bir de şu güzelliği yapacağım. Ama çok güzellik yaptılar vallahi. Yaptılar. Daha iyisini, daha fazlasını evet. Yapar herhalde bir dahaki. Evet, yaptılar. Aynen mesela öyle. Sahne ve ses olayında bize büyük jest geçtiler. Biz de ne yaptık mesela? Onların kadın kolları vardı.
Tuttuk onlara ücretsiz stand sunduk. Buyurun dedik, hadi sizden buradan nasibinizi alın. El işi falan vesaire. Hı-hı. Kadınlarımızın ördüğü. Satmalarına müsaade ettik. Bir dayanışma oldu aslında. Evet, çok güzel. Tabii güzel şeyler çıktı ortaya. Bize sahneyi beğenmedik, dedik ki bunun yenisi yok mu? Hemen onu yaptılar yeniden bize. Özel yaptılar yani. Evet. Hakikaten iyi insanlarmış yani. Ya. Elazığ'a gelmezler mi acaba belediye başkanımız? Başkanlar söz verdi, Elazığ'a geleceğiz dedi. Tabii, programa gerek falan da alırız. Siz yokken burada sizi çok anlattılar falan. Hakikaten yani Elazığ zaten biri Pertekliymiş, Narlıdere Belediye Başkanı. Evet. Elazığ'ı çok iyi biliyor. Karşıyaka Belediye Başkanımız da Elazığ'a gelmek istiyordu. Dedi mutlaka ziyaret edeceğim. İnşallah. Hatta tekrar yapar mısınız? Dedik bu imkansız. Çünkü bizim fuar yapmamız için ürüne ihtiyacımız var. Ve Elazığ'ın en kritik, en değerli üzümleri siz de bilirsiniz. Sonbahar dönemidir bizim için. Evet. Tabii yani taze biberin, öküz gözü, köhnü, keşbir, şirfoni, ağın üzümü, bu tür üzümler veya orjinin yapıldığı dönem sonbahar olduğu için şimdi atıyorum bir Mart-Nisan ayında herhangi bir organizasyona katılmamız uygun olmaz. Çünkü elimizde ürün olmayacak. Taze ürün belki. Kesinlikle her şeyin tazesi ve en iyisi olmak zorunda ki hep zirvede kalalım. En iyi ürünler kesinlikle olsun. Tabii ki. Evet, bu oldukça önemli hakikaten. İnşallah bunun devamı gelir gelecek süreçlerde İnşallah. De. Fuarla ilgili başka ekleyeceğiniz var mı şeyler? Sizi bekliyoruz İstanbul'a. İstanbul inşallah daha... İstanbul hazırlığına başladık. Tabii. Bu akşam esnaflarla bir toplantı yaptık. Esnaflarımız da hepsi gönüllü olarak katılmak istiyor. Memnun kalmayan esnaf oldu mu? Yok. Kaç esnaf? 35 esnaf mı var? Kaç esnaf var? Yok, 35 yoktu, 25. 25. 25 esnaftık, evet. Ya şeyde çok böyle isteseydik biz orada 5000 metrekare alanı açabilir miydik? Aslında bana sordu mesela hocam, dedi ki Evren daha niye genişletmiyoruz? Dedim hocam genişletmek problem değil dedim. Genişletelim fakat bu kez şey olmaz. Esnaf memnun kalmaz. Şimdi bir 20-30 esnafla gidip onları memnun etmek var. Bir de alanda 100 esnafın olmasını düşünün. Bir de hep aynı ürünleri götürüyor. Hep aynı ürünler. Bir saatten sonra pazar gereken tepkiyi göstermesi hiçbir zaman. Evet. Hakikaten ama şeyleri gönderdi. Mesela yeşil biberleri falan da gördük biz yani. Çok güzel evet. Dizilmişti. İşte orcikler falan tıpkı Kapalı Çarşı'daki gibi böyle özenle hazırlanmıştı, dizilmiş. Göze de hitap ediyordu. Bak çok evet. Önemli bir konu aslında. Şimdi incir yükledik biz. Ege'ye gidiyorsun abi, incir. kuru incir götürüyorsun. Tabii kuru incir. Evet. Şu bizim Maden, işte Çermik, Ergani o tarafın dağ incirleri vardır. Yani hiç yoksa orada totale baktığımız zaman 10 ton incir satılmıştır pazarın İzmir'de, genelinde. Ve İzmir'desin, Ege'desin incir satıyorsun. Ama bizim düşün. İncir çok farklı. Daha evet, küçük. Farklı şöyle küçük evet. Küçük evet. Dağ inciri. Daha lezzetli. Tabii ki diğer ürünümüz ise mesela ya esnaf yüklüyor ama şöyle düşünüyorum. Ya diyorum inşallah satılır. Tereddütte kalıyorsun. Çünkü üzüm. Dibimizde hemen Manisa var. Evet. Çünkü kritik bir yer. İnanır mısınız? O öküz gözü, boğaz kereler çatır çatır satıldı orada. Ne güzel vallahi. Evet. Maşallah. Evet. Vallahi Cahit abi sağ olsun elinde devamlı üzüm gelene gidene ikram ediyordu. O Cahit çok önemli. Onu soracaktım. Evet. İkram bizim durumu. Bizim esnafımız o yönden bonkör. Elazığ'da ama çok öyle değil Ekrem abi. Belki bana kızacaksın ama Elazığ'da öyle çok mesela yani mesela Mardin'e gidiyorsunuz çok bonkörce davranılıyor. Ben mesela son yıllarda değil ama geçmiş yıllarda Kapalı Çarşı birkaç misafirimi getirdim. Yani tadım diye bir şey yavaş kültürümüz yavaş yok. Bilmiyorum. Kızacaksanız kızabilirsiniz. Hayır rahmetli oldular ya. Yeni nesile çok ikram ettiler. Mesela ben Mardin'i çok seviyorum evet. Ekrem abi. Mardin hakikaten çok yani farklı bir dokuya sahip bir yer. Mardin'le ilgili böyle yazıları, işte insanlar gittiklerinde nerelere gitmişler, ne yapmışlar. O yazıları böyle sürekli internette okuyorum. Böyle zaman zaman evet, aklıma evet, geliyor. Haftada evet. Bir kere neredeyse böyle Mardin'le ilgili bir şey, yeni evet. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Evet. İnsanların yazdıkları şey hep şu oluyor. Genel itibariyle işte diyorlar ki Mardin'e gidiyorsun sürekli esnaf işte ağzınıza evet. Bir şey yediriyor. Sürekli bir şey ikram ediyor. Adamlar bunu o kadar iyi yapmışlar ki yıllardır. Herkes onu yazıyor. Yani diyor ki işte gidiyorsunuz aç kalmıyorsunuz. Herkes bir evet. Şey ikram ediyor. Ama ikram eden kazanıyorum. İkram. Mesela evet. Hasıp Dibek evet. İkramla kazandı. Bu noktalara isim vermeyelim ama gerçekten evet. Öyle evet. Gerçekten öyle. Yani biz de orjiğimizi biz bunu geç fark ettik herhalde. Evet aynen öyle geç fark ettik. Bizden çıkıyormuş gibi. İkram ediyor musunuz Evren Bey? Kapalı Çarşı'daki işletmenizde.
Bu soruyu bana sordun, mecburen ikram ediyorum diyeceğim. Tabii ki. Etmiyor musunuz yoksa? Hayır, ediyoruz tabii ki de en çok yaptığım şey. Evet. Yani en çok yaptığım şey, ikramı geçtik, ben hediye eden bir işletmeyim. Çok iyi yani, evet, hakikaten yani, ikramın öyle. İkramın dışında hocam görmüştür, sırf Elazığ'ı tanısın diye. Bir kilo tulum peyniri maliyetli mi? Evet, maliyetli bugün bir kilo peynir. Ama biz hediye etmek zorundayız. O bizi tanısın. Gider arkadaşını anlatır, komşusunu anlatır. Öyle, o sana 100 kilo olarak geri döner. Orada kaybettiğin 50 liranın hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Yani rahmetliler bunu çok iyi yapamamışlar. Evet, hiç yapamamışlar. Geçmişte çok iyi olamadık burada. Evet, maalesef. Evet, evet. Halbuki bizim hani misafirperver bir şehiriz. Niye bu gözde ikram konusu biraz şu olmuş? Özellikle esnaflarda yani. Biraz göz ardı edilmiş geçmişte maalesef. Ya belki de pazar payı da. Değil mi Ekrem abi? Yani özellikle o dönemde. Çok doğru söylüyorsun. Esnaf kökeninden gelenler ikram ediyor. Evet. Memur çocuğu olanlar bu işi beceremiyor. Sonradan esnaf olanlar. Bu gerçek yani. Evet. O tipler de esnaflığı da beceremiyor. Bir iki yıl sonra batıp gidiyor. Şimdi muhtemelen siz kızmıyorsunuz ama Evren Bey. Bana kızanlar Hayır. vardır ama bir şey varsa bu olumsuzluğu evet. bilip onun üzerine gidip o olumsuzluğu Kesinlikle. Ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani böyle olumsuzlukları halının altına iteleyince evet. yani daha da büyüyor aslında bu süre. 10 gram ikram ediyorsun, 1 kilo satıyorsun. Gerçekten öyle vallahi. Ya şey vizyonunu geniş tutmak zorundasın. Çünkü bugün atıyorum ben kapalı çarşıda yani 90 yıllık bir çarşıda faaliyet gören bir işletmeyim. Evet. Ben sadece Evren Sesli'yi tanıtmıyorum. Ben bir şehrin aynasıyım orada. Kesinlikle öyle. Çünkü Elazığ esnafı diyor size. Demiyor ki Evren Sesli. Aynen öyle. Yani hatta geçmiş yıllarda bir esnaf arkadaşımız badem şekeri için herkes bu kadar yerse nasıl olacak gibisinden bir serzenişte bulunmuştu. Biz kendisine hemen müdahale ettik, dedik sakın böyle bir şey yapma, gerek yok bu tür şeylere. Bırak yesin insanlar. Yiyecek ki alacak. Mesela yemeli ki insanlar. Yine Mardin örneği vereceğim. Mesela onların renkli badem şekerleri evet. var. Ben başta çok şey hani şey boyası da gıda boyası deyip, evet. Gıda boyası mı? Evet, o gıda boyası. Ama yani galiba çok gıda boyası yok içinde herhalde. Yani yapan işletmeye göre değişiyor evet. ama mavi olması veya tarçınlı olması esansla evet. Ya bir nevi esanslar falan var. Çok önyargılıydım. İlk gittiğimde Hı-hı. hatta hiç yemedim. İkinci gittiğimde zorla bir esnaf Hı-hı. ne olur tadına bakın dedi. Baktım hakikaten çok Hı-hı. lezzetli geldi. Aldım mesela. Evet. Tattırmasaydı almayacaktım. Lezzetli. Belki taze de yapıyordur evet. o anda. O da şey yapıyor. O oranın en iyi işletmesiymiş Mardin'in o bölgede. Olabilir. Evet. Tanıyorum şahsen arkadaşı. Makine döndüğü zaman, evet. dönmediği zaman ile çok fark var arada. Yani bu fuarda da öyle. Çarşıda bir... Badem şekeri sattınız mı? Çok badem şekerini konuştuk da satabildiniz mi? Beş oradan? Tane şey götürmüş evet. makine. Tabii, beş makine. Beş makine de iş yaptı. Yani hiçbiri boş kalmadı. Devamlı kazan döndü. Ya bir... Devamlı kazan döndü. Badem şekerinin şeyi var mı? Patenti bir şehirde, herhangi bir yerde. Yok, bizde yok bildiğim kadarıyla. Acele etmeliyiz o zaman. Evet, Ekrem abi bu hemen bir şey yapmamız lazım bunu. Evet, belki yapmış da olabilirler ama hani yanlış bilgi vermeyelim. Ben konuya hakim değilim. Hocam biliyor mu? Evet, biz hakim değiliz. Eğer yoksa çünkü evet. hakikaten badem şekeri, şimdi bizim orjimiz falan eyvallah. Ürünlerimiz güzel ama badem şekeri bana Hı. göre bir tık daha önde olur. Evet. Şey olarak alınmış olabilir mi? Badem değil de hocam, payam şekeri olarak alınmış olabilir mi? Belki buradan da alınmış olabilir diye düşünüyorum evet. Evet. Onu evet biz de bir araştıralım. Hakikaten çok önemli bence. Evet, en son 116 mı 126 ürün için tekrar bir başvuru yapılmıştı. Çünkü diğer illerden de çünkü kapmak isteyenler oluyor ya. Evet. Sen başvuru yaptığın zaman hayır diyor kardeşim dur bu bize ait. Karşılıklı yazışmalar devam ediyor. Uzun zaman aslında. Yani hangi üründü? 7-8 senede sonuçlandığını hatırlıyorum. Orjik miydi ya? Bir ürün 7-8 senede sonuçlandı. Evet. Ve bize ait olduğu tescillendi, belgelendi. Bu çok önemli yani. Biz bir kayseye sahip çıkamadık maalesef. Keşke ona da sahip çıkabiliriz. Kayseye zamanında sahip çıkmış, entegre tescillerini kurmuş. Biz üretip satalım, bir şey olmaz. Evet, yani yine en azından evet. çiftçiye, köylüye tabii, para tabii. geliyor ama... Ya şey boyutu da var mesela. Biz sabahki bir programda anlattık Furkan Bey. Şimdi düşünün, biz gittik İzmir'e. Bu şehire sıcak bir para geldi mi? Geldi. Artık 5 milyon, 10 milyon vesaire, 20 milyon ne kadarsa. Gelen bu para bizim köylümüze gitti, çiftçimize gitti. Ablamız pekmezini sattı, gidip un aldı. Un diğer üreticiye yaradı. Yani bir zincir, bir halka. Bu gelen para
aslında bir nevi kısmen Elazığ içerisinde kısmı olarak dağılıyor. Evet. Biz hani paranın dışarı çıkmasındansa, evet, her şehirde para bir şekilde, özellikle doğu illerinde her zaman batıya kayar. Bu bir gerçektir. Öyle. Ne olursa olsun. Kesinlikle. Evet, ama bizim artık bu konuları biraz daha yaygınlaştırıp batıdan para çekelim, evet, buraya. Yani bugün düşün, bir miktar para girdi Elazığ'a. Yani o üretici ablama büyük bir katkı abi şimdi. Şimdi tabii bizim bu illere gidiyoruz. Biz bu illerde işte İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da şehrimizi tanıtıyoruz. Peki mesela bizim bir fuar ve kongre alanımız yapılıyor, tamamlanmak üzere. Diğer illerden bu ile gelip Elazığ'da bir tanıtım günleri yapılmasına Kapalı Çarşı esnafı olarak karşı çıkar mısınız? Kesinlikle çıkarız. Kesinlikle çıkmalıyız. Çünkü kontrol bu tür olaylarda zor. Eğer getirip bu şehirde pH değeri hesaplanmadan boyu olarak zeytinler satılıyorsa veya şehrinde getirip şehrin göbeğinde çift tırnaklı sucuklar satılıyorsa biz buna karşı çıkmak zorundayız. Bu çok önemli bir konu. Ve esnafın zaten sıkıntıda, zaten deprem, Covid, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken 300 bin nüfusluk şehirde getirip gıda ürünü sattırmak büyük bir risk. Bakın bu sabah bir girişimde bulunduk biz hocamla. Dedik ki Beylikdüzü'ne çıkabilir miyiz? İstanbul, Beylikdüzü meydana çıkalım dedik. Biraz İstanbul'un sonu ya. Biliyorum. Evet. Oraya da İstanbul gözleri çok bakmıyorlar ama ben 2 yıl yaşadım orada, Beylikdüzü'nde. Çok güzel bir yer. Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı karar şu. Yerel esnafımıza bu tür organizasyonlar zarar verdiği için yasaklanmıştır. Saygıyla karşıladık. Bak çok güzel bir şey. Bir tık daha öteye Büyükçekmece'yi deneyebilirdik. Evet. Büyükçekmece'de. Hemen bir örnek daha. Sayın Vekilimizin, Gürsel Bey'in girişimleriyle Aydın'da bir organizasyon planlayacaktık. Çünkü Aydın'daki derneğimiz yeni kuruldu. Oradaki başkanımıza da Necati Bey'e selam olsun. Aydın'da yapalım dedik. Aydın Büyükşehir'in yanıtı bu. Hayır. Hiçbir şekilde artık kabul etmiyoruz. Esnafımıza zarar veriyor. Düşünün Aydın 1 milyon belki 700-800 bin nüfuslu bir şehir. Biz 300 biniz. Bunlara müsaade etmemek gerekiyor. Fuar ve kongre merkezimiz açılıyor. Ne olabilir? Yani daha çok ticari amaçlı değil de tanıtım amaçlı olabilir. Mesela otomobil fuarları. 80 ilden insanları çekebileceğin global fuarlar düzenlemeliyiz. Tabi buna diğer makamlar karar verir. Daha iyi hesabını kitabını yaparlar. Şöyle ticari olarak değil de tanıtım amaçlı çok büyük global fuarlar düzenlenerek aşağıyı, Dubai'yi, Katar'ı, Doha bu bölgeleri de veya Irak'ı bu bölgelere dahil ederek büyük sempozyumlar halinde düzenlenebilir diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi tabii bir de Elazığ'ın turizm konusu var. Ben turizm konusu ne zaman açılırsa açılsın, evet, burada böyle saatlerce dert yanıyorum. Artık daha dertli süregen olurmuş diyorum akabinde. Biz turizmi yıllardır değerlendiremedik. Maalesef işte Harput'u yeterince değer veremedik. Palu'yu yeterince değerlendiremedik. İşte diğer ilçelerimiz aynı şekilde. İşte kanyonlar bulundu. İşte iki defa rezil olduk. Birincisi işte otobüs yolda kaldı. Aldı. İşte traktörle turistler taşınmaya çalışıldı. Evet. Yetmezmiş gibi yardımsever o traktörüyle taşıyan amcaya işte para cezası kesildi. Niye traktörle taşıdın diye. İkincisi gitti işte 60 tane bilim insanı olduğu bir teknemiz maalesef battı. Bunlar bir taraftan yani bir şey yapmaya çalışırken arka tarafta da bir şeyler bu yapılanları eksiltiyor gibi bir durum oluyor. Turizmle ilgili. Evet. Ekrem abi özellikle mesela sen yıllardır bu turizm, kültür konularında çok faalsin. Niye bu durumdayız? Biz daha tadını almamışız. Elazığ taklitçi bir toplum. Biri başarılı olsa hemen onun yapmış olduğu işi yapıyoruz. Turizmde de bir başarılı olsak var ya, çorap söküyor gibi gelecek, herkes bu işe gelecek. Başarı o zaman gelir. Yan yana böyle sırayla çay ocakları kırılması gibi. Olsun, turizmde olsun. Evet. Diğer mesleklerde olmasın ama turizmde olsun. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi Harput gibi bir yerimiz, evet, var, işte barajımız var, batık şehrimiz var. Var da var ama hiçbirinin, evet, kıymetini bilmiyoruz. Böyle biz gidecek mi? Ne olacak? Böyle kim gidecek, bu ölü toprağı nasıl? Bir şekilde kırılacak bu zincir. Kırılacak, evet. Turizm tur firmalarının hiçbir programında yoktu.
Ama bu son yıllarda senede 200-300 otobüs gelmeye başladı. Çok basit bir olayla çektim ben. Bir gün geziyorum tatil sitelerinde. İşte A tatil sepeti, B bilmem ne. Kendilerine mail attım. Dedim ki sizin böyle bir turunuz var. Bu dediğim 2018 yılları. Böyle bir turunuz var. Güneydoğu, Mardin, Diyarbakır. Buyurun gelin. Biz size, tarihi bir çarşı burası. Biz sizlere hediye, ünlü bir ürünümüz var. Orcik. Otobüslerinizi falan getirir misiniz? En azından buradan geçip tur Malatya şeklinde devam ettiği için mecbur buradan geçmeye Diyarbakır'dan sonra. Ben inanır mısın tur şirketine Elazığ'a sokturdum. 1 kilo orcik hediye ederek 2-3 tane tur şirketini 10 gün içerisinde Elazığ'a sokturdum. 1 saat mola verdiler, kapalı çarşıyı gezdiler. Onları konaklatmaya gücüm yetmediği için adamlar devam ettiler. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Evet. Ama şimdi söylemeyeceğim. Evet. Aklıma çok dehşet bir şey geldi. Ben onları hatta dönemin valisi çarşıyı gezerken kendisine anlattım. Gülüp geçti. Ben gülüp geçmek istemiyorum ama iyi şeyler olacak bu şehirde, olmak zorunda. Yani bir hediyeyle ben 3-4 tane otobüsü bir tacir, bir esnaf olarak şehire soktuysam, konaklatmaya birleşirsek evet, neler çıkar tabii. Konaklatmaya gücüm yetseydi ne alışveriş çıkardı. Bir saat yaptıkları alışveriş 80 tane çarşı esnafına yetti. Evet. Bir saat. Hakikaten öyle. Evet. Yani. Tur firmaları, bizim tur firmalarını evet, çekmemiz gerekiyor. Çekmemiz evet, gerekiyor. Aklına çok güzel bir şey geldi. Evet. Şeyde söyleyeceğim program bittikten sonra. Ben orada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Dikkat çekeceğiz. En azından dikkat çekeceğiz. İlk sonra yani, dedim ki kapalı çarşı esnafına oturmuşuz. Öyle muhabbet ediyoruz. Dedim ki arkadaşlar bakın turizm cenneti bir il var dibimizde, Tunceli. Temmuz-Ağustos ayında tartışmasız patlar. Kesinlikle öyle. Feribottan görüyoruz zaten. Gelin Ağustos ayında çok bir mevla değil peynirli ekmek yaptırmak. Birinci peynirli ekmek festivali, ikinci peynirli ekmek festivali. Yapalım çarşının ortasında, duyuralım bütün bölgeye. Yazın, hani gurbetçi trafiği de oluyor ya şehre. Atıyorum o gün çarşıya 1000 kişiyi sokuyorsak gurbetçi olarak yurt dışı, bu yaptığımız faaliyetle 10 bin kişiyi kesinlikle çekeriz. Öyle. Kesinlikle öyle. Anlatıyoruz ama bir gün sonuç alacağız. İnşallah. Valla evet, bizim elimizden inşallah, ne geliyorsa. Özellikle evet, turizm noktasında ben çok hassasım. Hep böyle Elazığ'ın gelişmesini çok istiyorum. Çünkü benim il dışında böyle çok böyle özellikle yurt dışına giden arkadaşlarım var. Ben onunla bir türlü Elazığ'a getirme ikna edemiyorum. Ya işte fotoğraf gönderiyor bilmem ne yapıyorum işte. Ya işte diyorlar bu da var mı diyorlar. Yok, yok demek zorunda kalıyor. Yoksa o zaman biz gelmiyoruz diyorlar. İnşallah böyle bir çok güzel şeylerimiz olur. Tesislerimiz, evet, işte gezecek işte, rehberler. Etrafında güzel tatil yapacak otellerin bir otel olması, inşallah az kaldı başlayacak otelimiz. Bir tane otelimizin olması lazım. Şimdi ben Hazar Baba Kayak Tesislerine niye gideyim? 2 saat duracağım ondan sonra donacağım aşağı inip. Otel olsa giderim, ısınırım, yatağım olur. Aynen öyle, aynen öyle. Valla biz buradan kalktık işte 2-3 kış önce Erzurum'a gittik. Evet. Niye gideydim ben Palandöken'e mesela? Bir otel olsaydı. İşte bunların olması Furkan Bey, bizim turizm restoranlarına da ihtiyacımız var. Yani turizm restoranına ihtiyacımız var. Turizm belgeli olur olmaz. Artık bunun önünü Elazığ Belediyesi'nin açması gerekiyor. Bu tabuları yıkmamız gerekiyor. Dışarıdan yabancı bir turist geldiği zaman yöneltilen soru şu. Ben akşam yemeğimi gelen misafirlerimle nerede yiyebilirim? Evet. Yanıt veriyoruz. Çünkü mevcut esnaflarımızı üzemeyiz. Burada bunu yiyebilirsiniz, burada bunu tüketebilirsiniz. Hayır, benim başka ihtiyacım var. Başka bir yemek düşünüyorum, kafamdaki yemek algısını. Biz yanıt veremiyoruz. Evet. Öyle. Ben yıllar önce rahmetli Talat abiye sordum. Hangi Talat abi? Ha, Talat Akgün, evet. Abi dedim, Elazığ'a niye bu turlar gelmiyor? Dedi ki oğlum niye gelsin? Hiçbir tane turizm belgeli restoranımız yok. Hangi tur şirketi riski alır getirir burada evet, yemek yedirir? Vallahi ama şimdi yavaş yavaş belgeli restoranlarımız olmaya başladı. İnşallah, inşallah. Artacak inşallah. İnşallah. İkram abi, bir de senin çok uzun süredir evet, üzerinde çalışmış evet, olduğun Benim Öykülerim isimli bir yayınım var. Bunu da hemen şöyle arkadaşlarımıza göstermiş olalım. Burada
Elazığ Belekgazi başta olmak üzere Çayda Çırağı, Elazığ Fıkraları, Elazığ Masalları, Harput Efsaneleri gibi hazırlanan çok güzel bir kitap. Bir set. Evet. Hayalim de gerçekleşti çok şükür. Elazığ'ı İnşallah, tam anlatan, hepsi de resimli. Mutlaka her Elazığlı'nın çocuklarına belki de okutması gereken bir kitap. Bunu da bize hediye ediyor musun? Evet. Ethem abi, Ekrem abi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir program oldu. İnşallah İstanbul'a gidip gelirsiniz, sonra tekrar bir İstanbul programı yapmış oluruz. Başarılar diliyoruz, emeğinize sağlık. Hep birlikte. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağ olun, tekrar. Çok sağ olun. Evet efendim, canlı yayın konuklarımız iş insanı, Evren Sesli, gazeteci, yazar Ekrem Katı bizlerle birlikteydi. İzmir'de gerçekleştirilen Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nı konuştuk. Çok güzel geçtiğini öğrendik. Bunun böyle devamının da gelmesi gerekiyor. Bizi de heyecanlandırıyor. Bu tür programlar şehrimiz adına bir kez demeye geçenlere teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edeceğiz. Efendim Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi işbirliğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla Fırat Üniversitesi Harput Yerleşkesi'nde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen 23 bin fidanın 12 bini, çok büyük bir rakam bu, belki de bugüne kadar Elazığ'daki en büyük rakam, 12 bini meyve ağaçlarından oluştu. Dut, badem, ceviz ve alıç ağaçları toprakla buluşturuldu il protokolü ve öğrenciler tarafından. Öte yandan Keban Nimri Dağı'nda da 1000 fidan toprakla buluştu. Orman Bölge Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde üniversitenin Harput yerleşkesinde bulunan araziye 23 bin adet fidan dikildi. Programda konuşan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Güngör, yıl sonuna kadar Elazığ'da 2 milyon 297 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Yıl sonuna kadar 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın her birine 3'er adet olmak üzere toplamda 252 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kapsamda da Elazığ ilimizde yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin adet fidanı da toprakla buluşturmuş olacağız. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Soner Özgen de üniversite olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla önce olduklarını belirterek ağaçlandırma çalışmasıyla da gelecek nesillere gurur kaynağı olacaklarını kaydetti. Aziz şehrimizin kültürüyle beslenen üniversitemiz pek çok alanda ilkleri başarıp öncü ve örnek olmak suretiyle gurur kaynağımız olmaktadır. AKPERT Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, iklim değişikliklerinin yaşandığı böylesi bir dönemde yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. İklim değişti, kuraklıklar başladı, sel felaketleri, afetler başladı. Böyle bir konjektürde Cumhurbaşkanımızın bu başlatmış olduğu manidar kampanya gerçekten kayda değer, çok çok önemli. Vali Doktor Ömer Toraman, amaçlarının Elazığ'daki mevcut orman varlığını korumak ve niteliğini artırmak olduğunu söyledi. Dolayısıyla Elazığ'da da esas gayemiz, orman teşkilatımızın kıymetli çalışanlarının da gayreti mevcut olduğu, sahip olduğu orman varlığını muhafaza etmek, bunun niteliğini artırmak. Bu çok önemli bir şey. Türkiye orman varlığını arttırırken Elazığ'da orman varlığını arttırmış. Yaklaşık son 20 yıllık periyotta bu orman alanını %40 gibi çok ciddi bir oranda artırmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Program İl Müftüsü Selami Aydın'ın duasıyla devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe bir nefes olacak fidan dikme projemizi aziz şehrimize, vatanımıza, milletimize hayırlara vesile kıl ya Rabbi. Elazığ Orman İşletme Şefi Yahya Acıkmaz, ağaç dikimi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Ardından fidan dikimi alanında hazırlanan bölümlerde fidanlar toprakla buluştu. Efendim, şehrin kuzey-güney aksını rahatlatacak ve havalimanı ile çevre yolu bağlantısını kolaylaştıracak yeni bulvarda çalışmalar tamamlandı. Elazığ Belediyesi ekipleri şehrin kuzey-güney aksına yeni bir değer katacak ve aynı zamanda havalimanı ile güney çevre yolunun bağlantısını kolaylaştıracak yeni bulvardaki çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda ekipler 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 şeritten oluşan yaklaşık 3000 metre uzunluğundaki yeni bulvarın asfalt, çevre düzenleme, peyzaj, yol çizgi ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak hizmeti hazır duruma getirdi. Otoyol standartlarında yapılan yeni bulvar aynı zamanda protokol yolu olarak kullanılacak. Yapılaşmanın kuzey-güney yönlü ilerlediği şehirde kuzey mahallelerini güney çevre yoluna bağlayan ve aynı zamanda Hicret, Ataşehir ve Sürsürü mahallelerinden de geçen yeni bulvar ulaşımda sürücülere kolaylık sağlayacak. Efendim, AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile bir araya geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu gençlerle bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın düzenlediği programda üniversite gençliğiyle buluşan Başkan Yıldırım'ın programına Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürün ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ana kademe başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Programda yaptığı konuşmada kültür ve sanat faaliyetlerinden siyasetteki görevlerine kadar her ne yaptıysa gençlerle birlikte yaptığını vurgulayan Başkan Yıldırım, başka ülkelerden gelen öğrencilerle aynı ortamda buluşmuş olmalarının gönül birlikteliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Gençlerin her birinin pırlanta gibi olduğunu ve yaşantılarını Türkiye'de sürdürmeleri halinde ülkemize faydalı bireyler olacaklarına inandığının altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü. Gençlik Kolları Başkanımızın düzenlediği programda şehrimizde üniversite eğitimi alan yabancı uyruklu gençlerimizle buluştuk. Çok farklı ve anlamlı bir buluşmaydı. Gençlerimiz maşallah pırıl pırıl. Ülkemizde eğitim görerek kendilerini yetiştirme imkanı buluyorlar. Eğitimde ne kadar büyük imkanlara sahip olduğumuzun bir göstergesi de ülkemizin bu denli tercih ediliyor olması aslında. Ben bu programı organize eden teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, genç kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Efendim, Türk Cumhuriyetleri İş Forumu'na katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, toplantıda Türk dünyasıyla olan karşılıklı işbirliği ve ticaretin artırılması hususunda önemli adımların atıldığının altını çizdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'na katıldı. Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticareti geliştirebilmek için daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. İş formuna katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, hem formun hem de yapılan ikili görüşmelerin çok yararlı geçtiğine ve Türk dünyası ile olan karşılıklı işbirliği ve ticaretin artırılması hususunda önemli adımların atıldığının altını çizdi. Efendim, Hankendi mevkiinde yapılacak olan Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının yapım sözleşmesi imzalandı. Hankendi mevkiinde yapılacak olan Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının sözleşmesi imzalandı. Elazığ İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ziver Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının temelini kısa zaman içerisinde atacaklarını belirterek, inşaatın bitim süresinin 900 gün olduğunu söyledi. Yatırımın Elazığ'a ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Demirci, bu yatırımın Elazığ'a kazandırılmasında emeği geçen başta Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz Mehmet Aktaş olmak üzere herkese teşekkür etti.
Efendim Harput'un düzenlemiş olduğu kürsübaşı sohbetlerinin konuğu Harput İçkale Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç oldu. Aytaç katılımcılara Harput Kale kazılarında gelinen son nokta ile ilgili bilgiler verdi. Harputler'in düzenlediği kürsübaşı sohbetlerinin konuğu Harput İç Kazı Kale Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç oldu. Harputler Başkanı Kazım Atıcı programa konuk olarak gelen Harput İç Kazı Kale Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç'a teşekkür etti. Sohbet konumuz Harput Kale Kazıları. Fırat Üniversitemizin çok kıymetli öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Aytaç hocamız Harput Kale Kazılarında gelinen son nokta bulunan bulgularla ilgili bizlere detaylı bilgiler verecektir. Ben kendilerine, derneğim adına hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Aytaç katılımcılara Harput Kale Kazılarında gelinen son nokta ile ilgili bilgiler verdi. Harput Derneği'ndeki Harput sohbetleri ve Elazığ'la ilgili gündemle ilgili konuşmalardan birini Harput Kalesi'ndeki kazılar üzerine yapacağız. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla restorasyon noktasına gelen projelerin uygulamaya geçtiğimiz Harput'ta yoğun çalışmalarımızın devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu sene yapılan arkeoloji kazılarla beraber özellikle Haçlı Kralı'nın hapsedildiği zindan, diğer adıyla Su Sarnıcı'nı Osmanlı Mahallesi'ndeki Kürsübaşı mekanlarını ve Urartu döneminin kutsal alanlarını ziyarete açtık. Bununla ilgili daha ileride yapılacak projeler üzerinde konuşacağız. Şimdiye kadar 110 bin objenin çıktığı Harput Kalesi'ne bu sene 20 bin obje daha eklendi. Ve Harput Kalesi'nin tarihi bilinenden 1200 yıl daha geriye gitti. Bu 2021 yılı çalışmalarında elde edilen bulgularla güçlenmiş oldu. Bunlarla ilgili olarak Harput'ta bütüncül anlamda yapılan çalışmaları değerli üyelerimizle paylaşacağız. Efendim Harput Kalesi İç Kazı çalışmaları hakikaten çok önemli. Profesör Doktor İsmail Aytaç ve ekibi çok güzel işlere imza atıyorlar orada. Bir süredir kazı çalışmaları orada yürütülüyor biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde orada biten kazı çalışmalarının bir kısmının açılışı gerçekleştirildi. Zindanlar mesela çok dikkat çekecek gelecek yaz. Hani artık kış geldi de bu dönem için. Gelecek yaz mesela oradaki zindanlar çok dikkat çekecek. Çok turizm çekeceğimizi düşünüyorum. Tanıtımını da eğer iyi bir şekilde yaparsak. Çok güzel efendim. Harput kazı, Harput İç Kale kazıları çok iyi bir şekilde ilerliyor. Daha çok kazmamız gerekiyor aslında. Bunlar belirli ödenekler çerçevesinde olabiliyor. Ödenek az gelince az kazılıyor. Çok gelince haliyle çok kazılmış oluyor. İnşallah bu dönem 2022 ödeneğinde buraya ciddi bir ödenek ayrılır. Bu çünkü plan ve bütçe görüşmeleri biliyorsunuz devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Güzel bir ödenek ayrılır da bari bu süreçte orada güzel, daha yoğun, daha ciddi bir kazı çalışmaları gerçekleştirebilir. Emeklerinden dolayı Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Aytaç hocamıza ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde aile içi şiddet ile mücadele rol oynayan faktörler, şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri anlatıldı. Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri İşbirliği ile belediye personeline yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi. Şiddet ve şiddetle ilgili kısımlar bazen önü alınamayacak, sonuçlar çok ağır şekilde sonuçlanabilecek yani işte, durumlar doğuyor. Bazen tedbir kararları ile ilgili arkadaşlar olumlu veya olumsuz şeyler söyleyebilir, doğru. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen seminerde aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip, kadına yönelik şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri, psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek ile şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı. Beyan üzerinden yani şiddet uyguladığınız üzerinden, söylemesi üzerinden uygulanmadığı takdirde, yani bizler karşılaştığımız için söylüyorum, çok ciddi problemlere, cinsel istismarlardan tutun işte aileci farklı durumlara kadar önü alınamaz, sonuçları sonradan telafi edilemez problemlerle karşı karşıya kalıyoruz.
Seminerde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan kadın destek uygulaması KADES mobil uygulaması hakkında da bilgiler verildi. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Elazığ'da Mevlid programı düzenlendi. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde anmak için Mevlid programı düzenlendi. Yaz sınamasının ardından İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen Mevlid programına Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, CHP İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, İl Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına mevlid okunarak devam etti. Program vatandaşlara kolonya ve lokum ikramıyla son buldu. Efendim, Elazığ'da 10. kattan atlayan Suriyeli Rahaf'ın üzerine düştüğü şahıs ameliyata alındı. Dün saat 15 sıralarında Gazi Caddesi'nde bir iş merkezinin 10. katındaki kafenin terasında oturan Suriye uyruklu Rahaf Muhammed iddiaya göre bir süre telefonla konuşup daha sonra kendisini boşluğa bıraktı. Kendini 10. kattan boşluğa bırakan Suriyeli Muhammed o sırada caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ise kalp masajı yaparak kızı hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı Rahaf Muhammed ve üzerine düştüğü şahıs, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer şahsın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan polis olayla ilgili incelemesini sürdürürken Rahaf Muhammed'in cep telefonunu da incelemeye aldı. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Evet efendim, maalesef böyle bir talihsiz olay yaşadık Elazığ'da, Gazi Caddesi'nde, şehrin tam ortasında. Orada siz, ben, hepimiz olabilirdik. O an oradan siz, ben, hepimiz geçebilirdik ki herkesin gün içerisinde binlerce insanın sıklıkla kullandığı alandı. Hiçbir şeyden habersiz yürüyordu vatandaş alt tarafta ve üzerine iş merkezinin 10. katından bir kadın düştü ve altında kaldı kadının, yaralandı. Vedat Güven isimli vatandaş, 34 yaşında, 1987 doğumlu, 34 yaşında Vedat Güven ameliyata alındı. Kadın zaten orada öldü. Vedat Güven isimli vatandaş da 34 yaşında efendim. Bilgiler merak ediliyordu kamuoyunda. Acaba kimdir, nedir, nasıl oldu, durum nasıl? Allah şifa versin, Allah yardımcısı olsun. Hakikaten öyle. Bugün ameliyata girdi. Ameliyattan çıktı. Kardeşi bir açıklama yaptı. Abimin sağlık durumu şimdi daha iyi, ameliyattan çıktı dedi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Hakikaten çok üzüldük, çok üzücü bir olay. Bir Suriyeli hayatını kaybetti, yani kendini boşluğa attı belediye iş merkezinin 10. katından, ama yani orada hiçbir konudan bağımlısı olmayan, hiçbir alakası olmayan vatandaşın üzerine düştü. Konudan bağımsız bir vatandaş işte orada yürüyor. Vedat Güven hemen ameliyata alındı. Korktuk yani, herkes korktu an orada. Acaba bir şey olacak mı, olumsuz bir durum oluşacak mı diye. Ama neyse ki bugün ameliyata alındı. Ameliyattan da çıktı, bu son dakika gelişmesini de vermiş olalım. Ameliyattan çıktı, durumu daha iyi olduğunu söyledi kardeşi. İnşallah sağlığına kavuşur. Herhangi bir sıkıntı, problem, kalıcı bir durum olmadan sağlığına kavuşur ve hastaneden taburcu olur diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve dualarımızı iletiyoruz efendim. Ve devam ediyoruz.
Yani işte insanın başına hayat böyle bir şey efendim. İnsanın başına ne geleceği, yani gerçekten burada bir, artık bir fiili bir durum. Başına ne geleceği belli olmaz diyorlar ya. Hakikaten öyle bir durum oluştu. Yani yolda, yani bugün mesela çok talihsiz bir olay da öğrendik İstanbul'da, Ataşehir'de. Bir şizofren, bir psikolojik sorunları olan bir psikopat. Yani artık nasıl tabir edilir bilmiyoruz ama yolda yürüyen, hatta evine girmek üzere olan lüks bir sitenin önünde genç bir kadını samuray kılıcı ile yani kesti, bıçakladı. Yani kılıçladı mı olur artık, bunun tabiri ne olur? Samuray kılıcı ile kesiyor efendim. Ve ifade veriyor. İfadesinde diyor ki o gün diyor moralim çok bozuktu. Birini öldürmek için evden çıktım. Yani toplumun psikolojisine bakar mısınız? Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Artık da hani insanlar kendi sağlıklarını, kendi güvenliklerini nasıl sağlayacaklar bilemiyorum. Diyor ki kadın, şey adam, kadını öldürmüş, samuray kılıcıyla kesmiş. Yolda yürüyen kadını Ataşehir'de, İstanbul'da, lüks bir sitenin önünde. Diyor ki, o gün diyor psikolojim çok bozuktu, moralim bozuktu diyor, çok üzgündüm. Birini öldürmek için evden çıkarken kılıcımı yanıma aldım, birini öldürmek istiyordum. Erkekler geçti, onlara gücüm yetmez diye düşündüm. Bu kadın geçerken bu kadını öldürdüm diyor, bu kadını kestim diyor. Gücüm yeteceğini düşünerek. Yani bu nasıl bir canilik, bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir dehşet, bu insan psikolojisi niye bu hale geldi, niye bu haldeyiz? Sonra işte adam lüks bir sitede yaşıyor. İşte evine arama yapılıyor, bir sürü kılıç. Evden bir sürü kılıç çıkıyor. Bıçak, kılıç. Yani biz bıçağı zor bulurken bu insanlar nasıl kılıçları bu kadar erken temin edebiliyorlar? Nereden alınıyor bu kılıçlar? Nasıl alınıyor? Her önüne gelene kılıç veriliyor mu? Yani efendim şu şöyle bir şeyden bahsetmiyor. Benim boyum kadar neredeyse bir kılıçtan bahsediyorum. Ya burada bizim ilimizde de bu durum maalesef yaşanıyor. Her önüne geçen elinde silah. Birbirlerini öldürüyorlar sokakta. Bu silahlar nasıl temin ediliyor? Yani bu ruhsatlar herkese silah veriliyor mu mesela? Ben herkese silah veriyorsa biz de alalım silah. Yani herkese silah varsa biz de can güvenliğimizi sağlamak için silah temin edelim. Allah'a emanet yaşıyoruz çünkü. Bakın işte kadın hiçbir şeyden olaydan habersi yok. İstanbul'da Ataşehir'de yürüyor. Dengesizin biri canım sıkıldı, moralim bozuktu. Birini öldürmek için evden çıkarken kılıcımı yanıma aldım, çıktım. Erkekler geçti, onlara gücüm yetmez diye bu kadını gördüm. Bu kadını geçerken samuray kılıcımla kadını kestim diyor. Bir de böyle soğukkanlı ifade veriyor. Yazık değil mi? Mimarmış kadın da. Yanlış hatırlamıyorsam evet mimardı. Gitmiş Ankara'da yaşıyormuş. İstanbul'a bir iş nedeniyle gitmiş. Cumartesi günü işi bitiyormuş. Ankara'ya geri dönecekmiş yaşadığı yere. Yani ailesi veryansı ne diyor? Gözyaşları ser olmuş akmış. Yani psikolojik sorunlarınız varsa, şizofrenseniz ya da ne bileyim yani bastırılamayacak duygular yaşıyorsanız tedavi olun. İlaç kullanın, doktorlara gidin. Tıp bu kadar, sağlık bu kadar gelişmişken. Ne oldu? Sevgilim benden ayrıldı. İşte yaşadık bunu daha önce Elazığ'da da. Gittim kafasına sıktım. İyi alt ettin. Yani hiç bu insanlar hadi... Yani karşı tarafı düşünmüyorsunuz, kendi ailenizi de mi düşünmüyorsunuz? Geride bıraktıklarınız, onların girecekleri o ortam, onların girecekleri o psikoloji. Yani bu artık bizim devletimizde, toplumumuzda bizim bir şekilde bu işte kılıç almakmış, silah almakmış, bilmem ne almakmış. Adamlar işte geçen gün Elazığ'da yaşadık. Yani adam tüfekle gitti, ev bastı. Hatırlayın Aksaray Mahallesi'nde. Tüfeklerle, kılıçla, yine orada da kılıç vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Kılıç vardı orada da yine. Kılıç da, tüfek de, sopayla gittiler Aksaray Mahallesi'ne. Ev basıldı, tartışma çıktı. Geçen gün yine Elazığ'da oldu iki gün önce. Hozat Garajı diye tabir edilen yerde. Tüfekle adam yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Ya herkes bu tüfekleri alabiliyor mu? Yani gerçekten bunlar nasıl temin ediliyor? Nasıl ruhsatlar veriliyor? Herkes rahatlıkla bu silahları, kesici aletleri kullanabiliyor mu? Yani bizim artık ülkemizde bunların ciddi anlamda önüne geçmek gerekiyor. Yani çok ciddi tedbirlerle, çok ciddi genelgelerle, çok ciddi kurallarla bu silahların verildiğini insanlara biliyoruz. Ama herhalde öyle bir durum yok herhalde. Her isteyen bir şekilde bir yerden silah temin ediyor. Ya bu zaman, o zaman bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğer silahlar insanlar temin edilmişse, almışsa bir şekilde, kimde silah olduğunu bilmiyorsak,
Yani o zaman emniyet sokaklarda, caddelerde polislerimiz aramalarını artıracak. Yani insanların üzerinde, ya ben şu an mesela dışarıya çıkıyorum, beni bugüne kadar hiç arayan bir polis görmedim. Ya da işte diğer arkadaşlarım hiç bana bugüne kadar demediler ki işte Gazi Caddesi'ne yürürken polis durdurdu, bizi aradı diye. Aramaları artıracağız o zaman. İnsanların üstünde ruhsatlı olmayan silahlar varsa bunları bir şekilde bulacağız. Zaten Elazığ'da işte olayların olduğu mahalleler, bölgelerin sayısı belli. Bu bölgelerde aramaları, insanlar yürürken polisler duruyor. Hepimizin sağlığı için. Evet, bu belki işte bazı kesimlerin tepkisinde niye bizi arıyorsunuz diyebilirler ama yok öyle bir dünya. Hepimizin sağlığı için, benim sağlığım için, sizin sağlığınız için, diğerinin sağlığı için bunları yapmamız gerekiyor. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü mü bunu yapar artık, İçişleri Bakanlığı mı yapar, işte Elazığ Valiliği mi bir şeyler yapar. Yani ülkeyi ilgilendiren bir durum bu. Ülke genelinde böyle bir problem var belli ki ama ilimizde de son zamanlarda yani tartışmasız, silahsız, kavgasız kılıçlar havalarda uçuşuyor. Yani bundan 10 yıl önce böyle bir şeyler, olaylar olunca hayretle izlerdik. Derdik vay be, Elazığ'da da bir insanlar silahla birbirini mi öldürürdü derdik. E ne oldu? Şimdi her gün bir silahlı saldırı, o da basına yansıyan. Burada yani çözüm önerisi bu efendim. Yani eğer biz deniliyorsa ruhsatsız olan silahları takip edemiyoruz, o zaman vallahi caddede yürüyen vatandaşları her gün arayacaksınız rastgele. Üzerinde işte bir şey olan, kahvede oturan, üzerine silah olan vatandaşı da işten başlatılıp silahına el koyacaksın. Yani bunun yürürlükteki, resmiyetteki yeri nedir bilmiyorum ama yoksa pisi pisine insanlar işte vay efendim canım sıkkındı gittim birini öldürdüm. Efendim Koro Müdürü Olcay Bürhan, 12 Kasım Cuma günü Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma konseri düzenleyeceklerini söyledi. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma ve 17 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a teşrifi dolayısıyla konser düzenlenecek. Konser 12 Kasım Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Koro Müdürü Olcay Bürhan, Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirileceği konsere tüm Elazığlıları davet etti. Değerli basın mensupları, bu hafta Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürlüğü olarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası ve 17 Kasım Atatürk'ün Elazığ'a teşrifleri nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma ve Elazığ'a teşrifleri anısına bir konser düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz konserde topluluğumuz sanatçıları katılacak olup Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İlimize teşrifleri sırasında huzurda icra edilen eserlerden oluşan bir repertuarla ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan eserlerden bir repertuarla izleyicilerimizin karşısında olacağız. Tüm halkımızı ve tüm izleyenlerimizi konserimize davet ediyoruz. Efendim iş insanı Yusuf Şeker tarafından Kovancılar'a yaptırılan 44 yataklı 3 yıldızlı otelin açılışı gerçekleştirildi. İş insanı Yusuf Şeker tarafından Kovancılar ilçesine yaptırılan Armata Otel'in açılışı gerçekleştirildi. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Bu iş yerinde çalışan, emek sarf eden, mesai harcayan kardeşlerimizi kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlçeye yaptırılan 44 yataklı 3 yıldızlı otelin açılışına ilçe belediye başkan yardımcısı Ferhat Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Değerli misafirler, Kovancıların muhterem halkı, Armata Otel'in açılışına hoş geldiniz.
İşletme sahibi Yusuf Şeker, otel hakkında bilgiler vererek memleketine yatırım yapma fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Efendim, otelimizin kapasitesi 24 odalı, 44 yataklı, 50 kişilik 3 yıldızlı bir oteldir. Otelimiz zemin katı, resepsiyon ve lobi, ayrıca güzel terası ile Armata Kafe olarak hizmet verecektir. Efendim, Kuvancılar ilçemizde küçük de olsa bu yatırımı yapmak bana bir mutluluk veriyor. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için başta değerli protokol üyelerimize ve tüm konuklarıma teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kaya da iş insanı Şeker'e yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür ederek otelin ilçeye değer katacağını ifade etti. Öncelikle Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir hizmet, böyle güzel bir yatırım ilçemize yaptığından dolayı kendisini ve ekibini kutluyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah hayırlı bereketli işler nasip eylesin. Efendim, evet efendim, bu az önceki konuyla ilgili izleyicilerimizin de mesajları var. İyi akşamlar Furkan kardeşim. İnsanlar sosyal medya üzerinden mezatla silah satıyorlar ve inan o kadar yoğun bir şekilde satış oluyor ki pes doğrusu, emniyet buraya yoğunlaşsa eminim çok sayıda kişiyi yakalayacaktır. Bakın efendim, bunu bir ihbar olarak değerlendirebilirsiniz. Bir sözlü ihbar gerçekleştiriyoruz şu anda. Sosyal medyada mezatla silah satışı gerçekleştiriliyormuş. Yani bunu bizim Emniyet Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız bunu bulmaması mümkün değil. Bunu vatandaşlarımıza duyurmuş olalım, ilgilere duyurmuş olalım. Bakın öyle her önüne gelen demek bu şekilde silah alıyor. Mezatla silah alıyorlar demek. Yani burada bir şeyler yapmamız gerekiyor artık. Dur demek gerekiyor. Furkan Bey, iyi yayınlar. Mimar Başak'ın haberi bizi çok üzdü. Ne zamana kaldık? Gerçekten dışarıya çıkmaya korkar olduk demiş izleyicimiz. Öyle vallahi, yani artık bu sadece hani kadın erkek durumunu da geçti. Hani kadınlar dışarıya çıkmaya korkar, öyle değil, erkekler de artık korkar oldu. Yani çünkü dengesizin biri, yani ne yapacağını bilemiyoruz dışarıda. Yani dışarıda birlikte yürüdüğümüz, aynı sokağa, aynı kaldırımı paylaştığımız, aynı kaldırım üzerinde yolculuk yaptığımız insanları seçemiyoruz. Yani seçemediğimiz için kim olduğunu, kimdir, nedir, neyin nesidir bunu bilemediğimiz için neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Yani adam hesap fazla geldi diye öbürüne saldırıyor, öbürü öbürüne bana yan baktın diye saldırıyor. Öbürü öbürünü işte kılıçlıyor, niye moralim bozuktu, kılıçladım diyor yani, kestim diyor kadını. İşte yolda yürümeye korkar oluyorsunuz, yani trafikte araba kullanmaya korkar oluyorsunuz. Yani bilemiyorum, kırmızı ışık yanıyor, duruyorsunuz, işte tam yeşil yanmamış, henüz yani sarı yanıyor, arkadan basıyor kornaya. Ne oluyor ya, gidecek adam yani, ne bu şiddet, bu celal, niye bu artık tahammülsüzlük? Bunların hepsinin nedeni işte belki işte geçim sıkıntısı, bilmem ne, başka bir şey, işte konutlar, şunlar bunlar. Yani enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Vallahi Allah'a emanet. Yani ben artık bugün iyice bu İstanbul Ataşehir'deki bayanın ölümü, Mimar Başak Hanım'ın ölümü bunu gösterdi. Allah'a emanet yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu kadar insanda silah var. Bu kadar insanda tüfekler var. Ben kılıç nerede satılır onu bilmem. Adamlar benim boyum kadar kılıç taşıyorlar yanlarında. Nasıl alıyorlar, nereden alıyorlar bilmiyorum. İşte burada demek ki, biz az önce de söyledim, şimdi benzer bir mesajımız var. İzleyici işte diyor ki, bunun satışları nereden yapılıyor? Satış noktaları tespit edilsin diye. Yani bilemiyoruz işte, ben bunu bilmiyorum, silahlar nerede satılıyor, kılıçlar nerede satılıyor. İşte bunu şey yapmaları lazım. Tarih boyunca erkeğin kadını koruduğu söylendi. Sahi erkek kadını kime karşı koruyordu? Nazım Hikmet'in sözleri efendim, bir izleyicimiz göndermiş. Erkek kadını kime karşı koruyordu? İşte bilemiyoruz kimi kimden koruduğumuzu. İnşallah düzelir efendim. Yine de ümidi hiç kaybetmememiz gerekiyor. Ümidimizi hiç kaybetmemiz gerekiyor ama tedbirli de olmamız gerekiyor. Maalesef üzücü ama yolda yürürken özellikle ıssız, ne bileyim böyle tenha yerlerden yürürken kız erkek artık bunun hiçbir farkı yok. İşte kadınlar aman dikkat değil, erkekler de dikkat etmek zorunda. Adamlar tüfeklerle geziyor sokaklarda. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor mümkün mertebe. Yani dikkatli nasıl olacak? Adamın kafasına kadın düştü, ağır yaralandı. Yani o da ayrı bir muamma yani. Merhaba, havalimanı ne zaman açılacak demiş izleyicimiz. Efendim şimdi
40-45 günlük bir çalışması gerçekleştirecekti. 15 Ekim'de çalışma başladı. Bu da demek oluyor ki, yani ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ama bu da demek oluyor ki Kasım sonunda, yani normal şartlara göre Kasım sonunda açılması gerekiyor. Yani 29-30 Kasım gibi havalimanının, yani 30 Kasım'da, çünkü 45 3 günü denilmişti. 15 gün Ekim ayından 30 günde buradan alsak 45 ediyor efendim. 30 Kasım'da havalimanı açılması gerekiyor. Tabii açılacak mı bunu bilmiyoruz. Yani inşallah açılır bir an önce. Çünkü havalimanı olmaması hakikaten şehrimize çok ciddi sorunlar getiriyor. İyi akşamlar. Abdullah Paşa 4. etap kuralları ne zaman çekilecek acaba? Eli yayınlar değil mi? Bunları daha önceden açıkladık. Şimdi ben her gün tarihi aklımda tutamıyorum. Bir sürü etap var ama bir önceki yayınlarımızda bunu sıklıkla dile getirmiş, tarihlerini söylemiştik. Yani bir, yarın tekrar notlarıma bakarım. Yarın şey olursa, zamanımız kalırsa söylemiş oluruz. Efendim iş insanı Mehmet Vehbi Bilgin, Palu ilçesine 2019 yılında yaptırdığı okula resim, akıl, zeka oyunlar atölyesi, bilişim sınıfı, konferans salonu, santraç sınıfı yaptırdı ve okulun diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Palu Esentepe Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının bulunduğu alana Palu eski belediye başkanı merhum Mehmet Sait Dağoğlu'nun girişimleriyle Bilgin Güç Santralleri Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Mehmet Vehbi Bilgin tarafından yaptırılan 18 derslikli ilkokulda eksiklikler giderildi. Yaptırdığı okuldan elini çekmeyen iş insanı Bilgin, pandemi sonrası eğitime yeniden başlanılan okulun tüm ihtiyaçlarını giderdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulu Müdürü Erdoğan Altın, hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin'e teşekkür ederek, Palu ilçemize Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulu'nu yaptıran hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin, okulu yaptırdıktan sonra da okulumuzun ihtiyaç duyulan donanım ihtiyaçları olan resim atölyesi, akıl zeka oyunları atölyesi, bilişim sınıfı, konferans salonu, satranç sınıfı, okulun dış aydınlatması, ana sınıfı malzeme ihtiyaçları ile bahçenin ağaçlandırılmasını yaptırdı. Ayrıca okulumuzda okuyan öğrencilerden maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyecek ve nakit yardımı yaparak bizleri ve öğrencilerimizi fazlasıyla memnun etmiştir. Kendisinin diğer hayırseverlere örnek olması temennisiyle okulumuz adına çok teşekkür ederiz dedi. Efendim Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kermes ve mural etkinliği düzenlendi. Lütfen bu haberimizi dikkatle izleyelim. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kermes ve mural etkinliği düzenlendi. Başhekim uzman doktor Nilüfer Kılıç'ın katılımıyla kermesin açılışı gerçekleştirilirken mural etkinliğiyle de hastaların moral ve motivasyonları artırıldı. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği kermeste açıklamalarda bulunan başhekim Kılıç, sergilenen ürünler hastaların kendi el emekleri olup bu durum hastaların ruhsal ve toplumsal becerilerini geliştirmede büyük katkı sağlıyor dedi. Efendim takdir ediyorum, saygıyla eğiliyorum. Gerçekten Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören tüm hastalarımıza selamlarımızı gönderiyorum. Onlar çok değerliler. Onlar hastalıklarının farkındalar ve hastalıklarının tedavisi için bu tür yerlere, tıbba, doktorlara kendilerini emanet ediyorlar. İyileşiyorlar, taburcu oluyorlar, topluma tekrar dönüyorlar. Onlar herkes için çok değerli olmalı. Asıl sıkıntı orada olmayanlarda. Orada olanlar zaten topluma rahatsızlık vermemek için, toplumsal bir infiale neden olmamak için, kendi hastalıkları, ailelerine, yakınlarına zarar vermemek için, herhangi bir olumsuzluk olmaması için gönüllü olarak gidiyorlar birçoğu, %99'u. Orada gönüllü olarak tedavi oluyorlar. Kendi istekleriyle sağlıklarına kavuşmak için tedavi oluyorlar. Onlar çok değerliler. Hepsine kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Allah inşallah bir an önce sağlıklarına kavuşur. Asıl gitmesi gerekenler, asıl tedavi olması gerekenler de dışarıda. Onların da bir an önce kendilerini Türk doktorlarına, Türk tabiplerine emanet etmelerini tavsiye ediyoruz. Efendim fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gülayden Kal, pandemiyle birlikte fizik tedavi ihtiyacı olan yeni bir nüfusun oluştuğunu söyledi. Anadolu Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gönül Ayden Kal, pandemiyle birlikte fizik tedavi ihtiyacı olan yeni bir nüfusun oluştuğunu söyledi.
Covid-19 pandemisi ile birlikte fizik tedavi ihtiyacı olan yeni bir nüfus oluşmuştur. Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin yanı sıra salgında uygulanan karantinada evde kalmaktan kaynaklı artan hareketsizlik, sağlıklı nüfus içinde birçok dezavantaj yarattı. Hareketsizliğe bağlı kalp damar hastalıkları, nörolojik bazı hastalıklar, kaslardaki zayıflıklar ve eklem hastalıkları daha yaygın görünmeye başlandı. Bunun dışında özellikle yoğun bakımda kalan hastalarda yürüme ile birlikte dengede bozulma, kas, akciğer ve kalp fonksiyonlarında azalmalar yaşanmaktadır. Yine COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastaların %10'unun yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetlerinin uzun süre devam ettiğini bilmekteyiz. Tüm bu nedenlerden dolayı bu hastalığı geçirmiş olan kişilerde fizik tedavi ve rehabilitasyon önem arz etmektedir. Tedavide çok farklı fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Solunum sıkıntısı olan hastalara solunum kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik pulmoner rehabilitasyon, hareketsizlikten dolayı kardiyak kapasitesinde azalma olan hastalara kardiyak rehabilitasyon, uzun süreli hareketsizlikten kaynaklı kas gücü kaybı ve denge problemi yaşayan hastalara güçlendirmeye yönelik rehabilitasyon programları uygulanır. Bunun dışında ağrılara yönelik fizik tedavi uygulamaları da mevcuttur. Kal ayrıca COVID-19'u atlatanlarda yaygın oluşan vücut ağrılarında da ozon tedavisiyle olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Yine son dönemde popüler olan ozon tedavisi ile COVID-19 enfeksiyonu sonrasında yaygın vücut ağrısı, kronik yorgunluk şikayeti bulunan hastalarda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Fizik tedavi programı her hastanın yaşına, cinsiyetine ve mevcut durumuna göre çizilmelidir. COVID-19 hala bilinmeyeni çok olan bir hastalıktır. İnsanların sağlıklı, eskisi gibi yaşamlarına devam etmeleri bizim asıl hedefimiz. Bu nedenle özellikle eskiden çok kolay yapabildikleri egzersizleri, hareketleri, günlük işlerini yapamıyorlarsa zaman kaybetmeden bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğine başvurmalarında fayda var. Unutmamalı ki fizik tedavi sadece hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için değil, hastalığı atlatıp semptomları düzelmeyen kişiler için de gereklidir. Efendim enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Cihangiroğlu psikolojinin COVID-19'un seyrine çok büyük etki ettiğini söyledi. Elazığ Medline Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Cihangiroğlu psikolojinin COVID-19 üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Aşının önemine değinen Doktor Cihangiroğlu, COVID-19 hastalığı açısından aşılamanın gerekliliğini tartışmanın bir anlamı yok. Şunu da bilmek lazım. Aşılama bizim COVID-19 virüsüne karşı bir silahımız olmakla birlikte tedbirleri de elden bırakmamamız lazım, dedi. COVID hastalığı açısından aşılamanın gerekliliğini tartışmanın bir anlamı yok. Ama şunu da bilmek lazım. Aşılama bizim COVID virüsüne karşı bir silahımız olmakla birlikte tedbirleri de elden bırakmamamız lazım. Bu giriş kapısını zorlayan bir düşmanı tutması için karşıdan, arkadan bir destek gibi aşı. Ama siz tedbirleri elden bırakırsanız %100 koruyuculuk sağlayacak diye bir önlem sayılmaz. Eğer maruziyetimiz fazla olursa COVID virüsünü kapmakta söz konusu oluyor. Nitekim aşılanıp da COVID olan hastaları görüyoruz. Artık COVID olan hastaların tedavisinde mutlaka bir hafta, 10 gün içinde rahatsızlığın ilerleyebileceğini düşünerek mutlaka kontrole gitmeleri gerekiyor. Moral bozmamak gerekiyor. Son zamanlarda yayınlanmış çalışmalarda da psikolojinin COVID hastalığının serinde çok büyük etkisi olduğunu gösterdi. Biz de bunu görüyoruz. Panik olmayan hastalar kendini daha sakin ve selim bir şekilde tedavinin devamını sağlayan hastalarda hastalığın serinin daha selim ve daha iyi seyrettiğini görüyoruz. İş işten geçmeden önce tedaviye başlamanın hayati önem taşıdığının altını çizen Cihangiroğlu, bu konuda hastaların internet, sosyal medya ya da eş dosttan değil de genel olarak mutlaka rutin kontrol anlamında kendilerini sağlık kuruluşlarına teslim etmelerini önerdi. Eğer COVID olduysak da bir hafta 10 gün içinde mutlaka kontrol tahlillerimizi yaptırmak. Çünkü hastalarımızın tedavisinin sağlanması kontrol altında olmalarına ve genel durumlarını iyi hissetmelerine bağlı. İş işten geçmeden tedavinin başlaması önemli. Bu konuda da hastalarımızın mutlaka internet veya sosyal medya veya eş dosttan değil de genel olarak mutlaka rutin kontrol anlamında
kendilerini sağlık kuruluşlarına teslim etmelerini öneriyorum. Evet efendim, son baskıda bu arada bir izleyicimiz mesaj atmıştı. Covid oldum abi, bir geçmiş olsun alırım diye. Şimdi onu da es geçmeyelim. Kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün cuma gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.